Efendim merhabalar. Wow TV'deyiz. Wow TV'nin klasikleşmiş programı olan Son Davet'teyiz. Son Davet'te bildiğiniz üzere her hafta yeni bir konukla yepyeni bir konuyu tartışıyoruz, ele alıyoruz. Bu akşam da hakikaten hayatımızı etkileyen, hayatımızda olan, her an dilimizde dillendirdiğimiz iki kavramı ama içeriğini de çok fazla bilmediğimiz iki kavramı konuşacağız. Dünyevileşme, sekülerleşme. Bu iki kavram aslında birbiriyle ilişkisi nedir? Aynı mıdır, gayrı mıdır? Hakikaten birbirinin yerine de kullanılabilir. Dünyevileşme deyince ne kastediyoruz? Sekülerleşme deyince ne kastediyoruz? Bu kavramların bağlantılı olduğu kavramlar nedir? Modernite, postmodernite, hümanizm, rasyonalite gibi kavramlar var. Hakikaten bunları sosyal hayatımızın içerisinde her zaman kullanıyoruz, kullanılıyor, duyuyoruz veya sosyal ve dijital medyada. Ancak çok da alt, arka planlarını çok merak etmiyoruz. Tabii merak edenlerimiz var mutlaka ama biz bu akşam bu kavramların dini, İslami hayatımızla ilgisini, ahlakımızla ilgisini, kimliğimizle, şahsiyetimizle ilişkisini konuşacağız. Önemli bir konuğumuz var. Daha önceki programlarımıza konuk ettiğimiz bir konuğumuz. Bu gibi konularda yetkin bir kardeşimiz, arkadaşımız olarak görüyorum. Mehmet Akif Çeç kardeşimiz, dostumuz. Hocam hoş geldiniz Mehmet Akif Bey. Teşekkür ederim. Ayağınıza sağlık. Çok sağ teşekkür olun. Ederiz. Bizi kırmadınız. Hakikaten önemli iki kavram diye düşünüyorum bu dünyevileşme ve sekülerleşmenin. Ama içeriği de hakikaten çok bilinmiyor. Yani dünyevileşme deyince hani bir röportaj yapsak, sokak röportajı gerçekten yani farklı cevaplar alırız herhalde. Sekülerleşme deyince laiklik diyenler de olabilir. Başka türlü cevaplar da verenler olabilir ama dünyevileşme ile sekülerleşmeyi birbiriyle bağlantılı olanlar, hani ilgili olanlar daha fazla bunu öne çıkarıyor. Ne dersiniz? Yani siz ne diyorsunuz? İsterseniz onunla başlayalım. Bu kavramsal çerçeveyi, bunun etimolojisini biraz konuşalım ama biraz daha halkımızın, ortalama insanlarımızın anlayacağı tarzda. Çünkü bunlar bazen kavramlar konuşuyoruz televizyondan ama biz ortalama seyircilerimiz, bizim seyircilerimiz dikkatli, onu da söyleyeyim. Evet. Not alıyorlar, yazıyorlar. Öyle seyircilerimiz var. Bize de zaman zaman ulaşıyorlar birçok yerden. O da bizi sevindiriyor. Nedir, nasıl görüyorsunuz bu kavramsal çerçeveyi siz? Evet. Dünyevileşme ile sekülerlik genelde eş anlamlı gibi kullanılıyor Türkçe'de. Yani ben eş anlamlı olarak kullanmayı doğru bulmuyorum. Yani dünyeviliği dünya sözcüğü ve türevleriyle üretilen kavramları farklı bir kategoride alıyorum. Sekülerleşmeyi batılı bir kavram olarak olduğu gibi çevirmenin ya da olduğu gibi Türkçe'ye aktarmanın daha doğru olduğunu düşünüyorum. Şimdi bazı dil hassasiyeti olan insanlar işte kendi kavramlarımızı üretmemiz lazım gibi şeyler söylüyorlar ama elbette kendi medeniyetimize ait kendi dilimizi kurduğumuz zaman bu kavramlar kendimizin olması lazım. Ama ithal kavramlara da Türkçe karşılık bulmak, özellikle de ideolojik içeriğe sahip olan ithal kavramlara Türkçe'de bir karşılık üretmek, o kavramların zihinsel olarak da içeriğini de boşaltmış oluyor biraz aslında belki. Evet. Yani anlam çarpıtmasına vesaire, anlam kaymasına uğradığı gibi içeriğini de taşımış oluyoruz aslında bir yönüyle. Ama seküler kavramını Batı'nın kendi kavramı olarak, kendi tarihsel, teolojik, sosyolojik koşullarında ortaya çıkmış bir kavram olarak kullandığımız zaman işte yüzlerce cilt kitap dolusu bilginin, düşüncenin, fikrin tek bir sözcükle ifade edilmesi anlamında. Bunu sadece Türkçeleştirirken işte sekülerizasyon yerine hani sekülerleşme dil şeyine uydurmak, fonetiğine uydurmak şeklinde şey yapılabilir. Ki Türkçe'de de zaten bu şekilde daha ağırlıklı olarak kullanılıyor. Dünyevilik dediğimiz zaman şimdi dünyevilik ve dünya kavramının türevlerini sekülerlikle eşdeğer okuyorlar. Orada bir ciddi yanlışlık var.
dünyeviliğin mesela Batı dilinde özellikle İngilizce'deki karşılığı bana göre worldly'dir. Dolayısıyla bu bir durumu ifade eden bir şey. İdeolojik bir şeyi ifade etmekten ziyade bir durumu ifade eden bir şey. Bizdeki de bu zaten aslında dünyevilik dediğimiz şey. Daha çok nedir? Dünya hayatına meyletme, dünya sevgisi gibi tasavvufta da üzerinde durulan ve biraz da zemmedilen davranışlar. Ama bunlar bünyevi problemler. Yani bünye ile alakalı, yani toplumun bünyesiyle ya da toplumsal yapının yapıyla alakalı problemler olduğu için bu telafi edilebilir bir şeydir. Ama sekülerizm dediğimiz tamamen yabancı bir ideoloji, bir dünya görüşü olduğu için bu bir bünyevi hastalık değil, tamamen ayrı bir paradigma ve dolayısıyla toplumu dönüştüren, zihinleri dönüştüren bambaşka bir şey. Dolayısıyla bir paradigma. Mesela profan diye bir sözcük de vardır Batı şeyinde, kavram diyelim daha doğrusu. Türkçe'de de kullanılıyor. Kullanılıyor mesela. Profanla da sekülerliğin, sekülerleşmenin farkı var. Mesela profan, o da bir durum ifade eden, nötr bir kavramdır. Yani sacred, profan. Zaten şeyin meşhur Eliade'nin... Yani kutsalın karşıtı gibi bir anlamda. Evet, Mirce Eliade'nin de böyle bir bu isimde bir kitabı vardır. Meşhur dinler tarihçisi, evet, kurucusu belki dinler tarihçisi. Dinler tarihçisi, din fenomenoloji. Evet, Batı'da diyelim dinler tarihinin kurucusu tabii. Yani kurucusu sayılır mı bilmiyorum. Max Müller aslında da. Yok, şey daha yakın tarihli, evet. Eliade. Eliade, evet. Ama önemli ve çok iyi. Belki ikinci kurucu diyebiliriz. İyi bir kafa tabii yani. O alanında en iyilerden bir tanesi yani. Şimdi onun mesela kutsal ve profan diye vardı, kutsal Romanyalı olduğunda, şey, evet, Roman olduğunda belirtilen bir şey var mesela. Yani profan kutsalın dışındaki alan ya da dini alanın dışındaki alan. Dolayısıyla bir durum tespiti olarak ya da kutsalın zıttı olarak. Ama sekülerizm kutsalın zıttının ötesinde kutsala karşı olan, muhalif olan, yani ideolojik olarak, evet, ideolojik değer yüklü bir kavram olduğu için yani bu kavramsal çerçeveyi de belki bir önce oturtmak yani gerekiyor. Yani o ayrımımız gerçekten önemli. Belki çok bilinmeyen bir şey. Yani insanlar çoğu zaman zannediyoruz, şöyle ben zannediliyor. Seküler olmak aslında başlı başına dinden bağımsız olmak değil, dine aynı zamanda muhalif, karşı olmayı da ifade ediyor. Ben öyle söylenmizden yani öyle anladım. Yani değişik yorumlar var. Sekülerizm, evet, aslında işte dine karşı değil, sadece işte dinle devleti ya da dinle dünya işlerini ayırıyor, dine karışmaz falan gibilerdi ama öyle değil. Yani tecrübesinde, uygulamasında, ideolojik olarak da zaten tamamen. Şimdi burada şöyle bir şey söyleyeyim. Belki biraz daha farklı bir yön ama bu Batı'da İslamofobi var biliyorsunuz. İslam karşıtlığı, İslam düşmanlığı, kültürel ırkçılık da diyorum ben ona. Şimdi ben İslamofobi 2.0 diye bir kitap yayınlamışım. Orada da işledim bunu başlık olarak. Şimdi o aslında bütün dinlere karşıtlıkla ilgili o İslamofobik tutumlar aslında çoğunlukla zannedildiği gibi kiliselerden gelmiyor. O din dışı kesimlerden daha fazla geliyor bu. Çünkü onlar dinin kutsal olana tamamen karşıtlık oluyor. Seküler kesimlerden geliyor yani aslında. Doğru. Evet. O manada söylediğiniz enteresan. Sadece İslam'la ilgili de değil. Belki İslam'a daha fazla karşı ama diğer dinlere de, dini olana da karşılar. Yani. Doğru. Tabii o İslamofobi zaten bir algı şeyi biliyorsunuz. Yani İslam korkusu derken zaten İslam'ın korkulacak, korkulması gereken bir şey olduğunu şey yapıyor. Yani bir çeşit İslam düşmanlığı üretmiş oluyor. Şimdi o zaman yani bu iki kavram arasındaki ilişki bence açık. Arasında farklar var. Zaten buna daha sonra yeri geldikçe de değiniriz. Özellikle burada mesela benim vurguladığım worldly meselesi, ileride değineceğimiz bazı meselelerde de belki anahtar bir kavram rolü de oynayacak. Yani bizim dünya
sözcüğünü kullanım biçimlerimiz, kullanım şekillerimizin nasıl sekülerlik olarak tercüme edildiğini ya da sekülerliğin nasıl dünyevileşme şeklinde tercüme edildiğini de yeri geldiğinde onlara da değineceğiz. Şimdi burada yeri gelmişken ileride soracaktım ama burada sormuş olayım. Tabii sekülerizm, sekülerlik dendiğinde emin ol bizi izleyen seyircilerimiz arasında hemen zihni laikliğe gidenler olur. Laisizm. Biz şunu biliyoruz ortalamada, genel anlamda. Sekülerizmle, seküler, hatta siyaset terminolojisinde seküler politikalarla, sekülerizmle, laiklik arasında bir, laisite arasında bir fark olduğu söylenir. İşte laik ülkeler, seküler ülkeler, İngiltere, Anglo-Sakson ülkelerle Fransa örneği verilir burada daha fazla. Bizde de Fransa'dan daha fazla alınmış o. Şimdi o zaman laisite ile, laiklikle sekülerizm arasındaki farkı da kısaca bir değinsek mi burada hemen şey yapılmışken? Olur yani, tabii. Yani sekülerizm zaten kelime anlamı itibariyle baktığımız zaman Yunanca, Latince bir sözcükten geliyor. Sekülerizm, evet. Saekulum diye bir sözcükten geliyor ve bu çağ, bu devir, yani aslında bir anlamda çağdaşlık. Bu çağ, bu devir demek çağdaşlık. Çağdaşlık derken de aslında içinde kastedilen şey bir zaman ve bir mekan algısı ve kavrayışı. Doğru. Yani muasara. Sözcük anlamı, etimolojik anlamı itibariyle. Daha çok dinin karşıtı olan, dinin dışında ve karşısında olan alanları ifade etmek için kullanıyor. Laiklik de benzer bir şeyden geliyor aslında. Lai diye, yani kilisenin dışındaki alanı ve kişileri, insanları kastetmek için kullanılan bir sözcük. Bunun pratiği tabii işte laisizmin biraz da Fransızca kökenli olması hasebiyle Fransa'daki, yani daha çok uygulama farklılığından ve biraz da laisizm daha çok siyasal boyutuyla ön plana çıkıyor. Yani bir devlet modelinin bir parçası, öyle diyelim, tek başına devlet modeli olarak değil de bir parçası olarak ön plana çıkıyor. Yani laik devlet diye bir tabir var ama seküler devlet diye genel manasıyla kullanılan literatürel bir şey yok. Ama devletler, modern devletin zaten tabiatı seküler olmasıdır. Yani modern ulus devlet eşittir seküler devlettir yani.